Türkay Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Çok sağ olun, bizi burada konuk ettiğiniz için öncelikle Tuğra Oto Çıkma Parça'nın genel hizmetlerini konuşacağız. Hı-hı. Güzel bir çalışmanız var. Herkesin yaptığı bir iş de değil aslında. Öncelikle sizi bir tanıtalım. Ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize Türkay Ekici kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? Türkay Ekici 1990 doğumlu. Yalova doğumluyum ben. Avant İzzet Baysal Üniversitesi'ni bitirdim. 2 yıllık otomotiv bölümünü. Evet. Daha sonra okulla alakalı olarak tabi staj gördüğümüz yerler var. Birkaç tane hani ismi bilinmiş servislerde çalıştım. Evet, tecrübeli daha sonra, ustaların tabii, yanında. Tecrübeli ustaların yanında bu işi öğrenerek yani bir kısım şeyleri. Daha sonra da çevrenin katkısıyla işte bu sektöre giriş sağlamış giriş bulunduk. Giriş yaptınız, gayet güzel. Yaşımız evet. Genç, yani. Dinamiyiz. İşimizi de severek yapıyoruz anladığım tabii kadarıyla. Ki. Peki şu anda neredeyiz biz? İstanbul'un neresi? İstanbul burası bölge olarak Sarıyer diye geçiyor. Maslak Sanayi'deyiz şu an. Atatürk Oto Sanayi evet. Sitesi. Kaçıncı kısım? 12. sokak. İkinci kısım 12. sokaktayız. Evet, kaç metrekare bir tesis? Aşağı yukarı 90 metrekarelik evet. Bir alandayız şu anda. Şu anda ofisteyiz. Tabii şu an ofis ikinci kattayız. Alt katta çalışma alanı. Alt kat çalışma alanı ve market gibi raflama alanı. Evet. Hı-hı. Peki şimdi gelen konuklarınıza tabii yardımcı olmak adına dediğiniz gibi raflardan da destekle yardımcı oluyorsunuz. Hı-hı. Kimlere hitap ediyorsunuz? Nasıl bir iş yapıyorsunuz? Biraz onu açalım. Şimdi şu şekilde izah edeyim size. Genellikle bana yani Maslak esnafından çok gelen arkadaşlarımız var. Yine bu sanayi içerisinde. Tabii sanayi yani. İçerisine. Tabii bir de bizim internet platformumuz var. Evet. İşte şimdi ismini söylemeyeyim. Belki reklam amaçlı olur. Şimdi onlar orada bir sürü bir ilanlarımız var. Sosyal medyamız. Sosyal medya ilanlarımız da var. Oradan genellikle normal yani kapı müşterisi dediğimiz müşterimiz evet. Çok geliyor. Hı hı. Yani İstanbul'un çeşitli bölgelerinden gelenler var. Yani iki tellidir. Büyükçekmece, hatta Gebze tarafından gelen de var. Yani bir ucu, yani baktığınız zaman gayet mesafe. Güzel. Yani iyi bir geniş müşteri tabii. Portföyünüz var anladığım kadarıyla. Yani bu arada ünlülerden de birkaç tane gelen müşterilerimiz evet, oldu. Evet, evet, gayet güzel. Peki, şimdi bölgedeki esnafların size yönlendirmesiyle ve saydığınız çevredeki müşteri portföyünüzde burada profesyonel bir hizmet var ama siz otomotiv anlamında otomobillerin hangi bölümüne nasıl müdahaleler yapıyorsunuz? Şimdi bizim otomotiv bölümüne şu şekilde aktarayım size. Bazı sigortalarla anlaşma çerçevesindeyiz. Hı hı. Şimdi şu şekilde oluyor anlaşmamızda. Sigortanın değiştirmiş olduğu eski parçaları biz alıyoruz. Bunları çeşitli onarımdan geçirip işte örnek veriyorum plastik aksamların tamirleri yapılıp varsa çatlağı, deformesi vesairesi. Evet. Bunlar plastik kaynağıyla mesela nasıl demir. Özel bir kaynağı mı var bunun? Tabii. Şimdi örnek veriyorum nasıl iki tane profil birbirine çubuk yardımıyla kaynatılıyor. Bizim evet. Tamponlar da bu şekilde. Her mesela plastiğin belirli bir kodu var. Hı hı. Ben bunun eğitimini aldığım için çoğunu evet. Biliyorum. Hani gördüğüm zaman ne olduğunu anlayabiliyorum. Aynı şekilde plastik elektrotlarımız var bizim. Kaynak makinesi yardımıyla ısıtılarak böyle kaynatılıyor. Evet. Kaynakları yapılıyor. Tabii. Daha sonra işte zımparasıdır, taşlamasıdır. Bunlar yapıldıktan sonra pürüzsüz bir zemin elde ediliyor. Ondan sonrası zaten boyacının işi. Bizlik bir evet. Durum değil. Boyacı gerekli zımparasını, keçesini yapıyor. Ondan sonra yoklama macununu çekiyor veya işte astarını atıyor. Boyasıydı vesairesiydi. O şekilde tekrar kullanıma geri kazandırılıyor. Peki daha başka sonra, neler yapıyorsunuz? Daha sonra farla ilgileniyoruz. İşte farların mesela camları kararıyor. Özellikle eski model. Mesela 2018 yılındayız. 2010 model arabaların özellikle mesela marka belirtecek olursam Bora diye bir model evet. Var. Onların farları mesela çabuk sararıyor. İşte yıldan dolayı. Bunların mesela dış temizliğini yapıyoruz. Daha sonra mesela işleri de is yapar. Zamanla ampulün yanmasından dolayı. Evet. Bunların temizliğini de yapıyoruz. Bazı arkadaşlar içini açarak yapıyor. Bazıları içini açmayarak yapıyor. Şimdi biz ilk önce kalite olarak baktığımız zaman içi açılıp daha faydalı hale gelecekse tabii ki biz içini açıyoruz. Ama içi açılması sakıncalı farları zaten açmıyoruz. Evet. Onların temizlik maddesi var, onları kullanıyoruz biz. Evet. Bu şekilde işte farların bağlantı ayakları genelde kaza esnasında kırılır. Bunları mesela kalıpçı arkadaşımız var. Bunları birebir tekrardan çıkartıyor yapılamayacak pozisyonda olanları. Aynı şekilde kalıp koyulup kaynağı yapılıp yani araca montaj olacak şekilde evet. Takılabiliyor. Peki her araca müdahale edebiliyor musunuz? Siz bana sohbette bahsettiniz. Yeri geliyor, tır bile geliyor, çekici geliyor dediniz bize. Aynen öyle müşterilerim de oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Piyasadaki otomobil grubundaki ve minibüs grubundaki araçlar. Örnek veriyorum işte Vito, Transporter dediğimiz araçlar da bize geliyor. Bunların da parçası evet. Bulunuyor. Ağır ticari parçası bende yok. Hafif ticari mesela örnek veriyorum Transporter, işte Doblo, Ducato vesaire. Ağır ticari de biliyorsunuz kamyon. Kamyonet, Isuzu. Bunların parçaları bende yok. Şöyle olmuştu. Sosyal medyadan beni buluyor bu tır çeker dediğimiz arkadaş. İşte buraya getiriyor aracını. Zaten çeker olduğu için hani bizim sanayiye girebiliyor. Evet. Yoksa tır olsa girmez de. Ön tamponu baya büyük
ve şöyle söyleyeyim bayağı yani şu masadan büyük birazcık. Ciddi bir hasar vardı. Tabii ciddi hasar vardı. Bağlantı ayaklarının hepsi kopmuş. Biz de bunların işte kodlarına bakarak işte bazı kodlar var. PPET15, GF30 gibi mesela kodlar yazar içerisinde. Bu bizim yapabileceğimiz bir kaynak grubu olduğu için tamirini yaptık. Burada montajını da yaptık, gönderdik. Gayet güzel. Yani konu yardımcı olmuş olduğunuz bir şekilde. Aynen. Sosyal medyadan bize ulaştı dediniz çünkü. Önemli bir ayrıntı tabii, bu da. Yani internet aracılığıyla. Evet. Peki şimdi sektörle ilgili hizmet verirken neye dikkat edersiniz diye merak ediyorum. Çünkü gelen konuklar o dediğiniz gibi sağlıklı bir şekilde ürünü buradan alıp gitmek istiyor. Tabii ki. Kullandığınız ekipmanlar da önemli değil mi? Kullandığımız ekipmanlar tabii ki önemli. Yani örnek veriyorum mesela kullanmış olduğumuz plastik kaynak çubuğu. Çok önemli bir şey. Çünkü zaten işi yapan aslında o. Hani kaynağı tutmasıdır vesairesidir. Piyasada bunun yan sanayileri bulunuyor. Fakat onları tercih etmiyoruz. Benim tercih ettiğim marka zaten bir tek İzmir'de yapılıyor. O markayla çalışıyoruz. O markadan yana bir sıkıntımız yok. Zaten özellikle onu kullanıyoruz. Birçok hatta diğer arkadaşlar da o markayı kullanıyor. Şimdi mesela örnek verelim. Tamirini yaptığımız bir tamponun daha sonra ufak bir şeylerde çatlamaması gerekiyor. Evet. O yüzden malzemenin kaliteli olması gerekiyor. Olumsuzluk yaşanmaması tabii ki. Adına. Farlarda da keza mesela içi temizlenen bir farın araca takıldıktan bir süre sonra, araç yıkatıldıktan sonra veya yağmur yağdıktan sonra içinin su alıp veya işte buhar almaması gerekiyor. Evet. Bunlar tabii ki kalite politikası. Örnek veriyorum bazıları mesela farın camını açtığı zaman kapatıyorlar mesela. Orada tüp silikon kullanıyorlar. Ben tüp silikonu tercih etmiyorum. Öyle sıkıntılar olduğu için. Bizim daha farklı bir silikonumuz var. Sırf bu iş için özel yapılmış. Hatta büyük Mercedes fabrikası bile bu silikonu kullanıyor. Evet. Ben onu kullanıyorum. Güzel. Peki burada da kaliteye, kullandığınız ekipmana dikkat ediyorsunuz. Sektörle ilgili hedef beklentiniz neler? Neyi planlıyorsunuz? Sektörle alakalı şöyle söyleyeyim. Bu 90 metrekare alanı biraz daha büyütmek istiyorum tabii ki. Ve en önemlisi de depolama. Depolama. Her arayan müşteriye hitap edebilmek için örnek veriyorum. Şimdi 2000 modelden aşağı bende pek parça yok. Malum. Evet. Ne var? Mesela bu tarz parçaları depolayabilmek için yerimi büyütmem lazım. İşte çeşitli yakın semtlerde, örnek veriyorum Ayaza veya Pınar Mahallesi gibi yerlerde depo tutup daha da fazla parça portföyünü büyütmek. Evet. Müşteri portföyüne iyi hitap için biraz daha büyümeye yönelik bir şeyler yapacaksınız yani, anladığım kadarıyla. İnşallah size o konuda başarılar dileyelim. Teşekkürler. Peki son olarak da bir teşekkür alalım. Bugüne dek sizi destekleyen, tercih eden müşterilerinize bir teşekkür, son sözlerinizi toplayalım. Tabii ki. Maslak'ta beni tercih eden bütün müşterime ve ayrıca internet ortamından ulaşıp ve memnun ayrılan müşterilerime buradan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, peki ben size, kardeşiniz de burada, başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bölgeye kattığınız bu güzel hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanda şöyle büyüme yolunda yeni hedeflerinize ulaştığınızda yeni bir röportajda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Çok sağ olun. Rica ederim.